şeyi var balonunda, aynı zamanda arıyla birlikte. Kıber aromatik bitkiler zaten dediğimiz gibi. Birçok sektör için ham madde üretiyor ama aynı zamanda arıcılık ve bal üretimi amacıyla da veya bu sektöre yönelik olarak da çok değerli bitkiler bunlar. Tabii arıcılığın bütün dünyada olduğu gibi Türkiye'deki en büyük sorunu çiçeklenme sürelerinin çok kısa olması ve arıların bulunduğu bölgelerde o bölge için çok az çeşitli çiçek bulabilmesi. Ama tabii aromatik bitkiler bu konuda devreye girdiği zaman biraz önce şu bitkiden bahsetmiştik. Kekik bitkisinde Nisan ayının 15'inde mesela o türü Thymus vulgaris dediğimiz bitki çiçekleniyor ve arılar çalışmaya başlıyor. Daha sonra peş peşe birer ay arayla, 15'er gün arayla yeni bitkiler çiçek açıyor. Şu anda mesela 4,5-5 aydır bu parselde bol miktarda farklı bitkiler çiçek açtığı için arılar açısından çok önemli bir mera alanı oluşturuyor bunlar. Tabii bunu gördükten sonra biz ilk çalışmaya başlarken aslında arıcılık aklımıza gelmemişti doğrusu. Hem Eskişehir'de hem de Türkiye'nin başka bölgelerinde bal meraları, bu bitkilerin kullanıldığı, bu bitkilerle donatılmış güzel bal meraları oluşturarak hem arıcılarımızı 2 ayda bir, 1,5 ayda bir kamyona kovanlarını doldurup da başka yere taşınmaya ihtiyaç kalmayacak şekilde bir zahmetten kurtararak hem de bu bitkilerin içerisindeki çok değerli, ilaç etkili, şifa kaynağı olan etkili maddeleri arıların kullanmasına, onların kendi enzimlerini de dahil ederek şifalı ballar haline çevirmesi konusunda çok güzel bir gelecek görüyorum ben bu alanda. Türkiye'de hem bal üretimi, aynı kovan sayısında bal üretimini 2 katına çıkarmak ve kalite açısından da fiyat açısından da çok daha iyi fiyatlara satılabilecek çok daha değerli bal üretimi imkanımız var. Onu birlikte hem arıcılarla hem birliklerle hem de orman teşkilatımız üniversiteyle birlikte başaracağımıza inanıyorum. Bu civardaki arıcılarla görüştüğümüzde bu bahçeyi kurduktan sonra bal verimlerinin arttığını söylediler bize ve %100 oranında 2 katına çıktığını söylediler en az. Buradan da anladık ki bizim ürettiğimiz bu tıbbi bitkiler arıcılıkta da çok önemli. Bal verimini artırıyor, polen verimini artırıyor, diğer arı ürünlerinin kalitesini yükseltiyor. Özellikle zufa otu diye bir bitkimiz var. Çok bilinen bir bitki değil. Bunu üniversiteyle yaptığımız çalışmalarla biz de tanıdık. Arıların rağbeti çok fazla. Siz de gördünüz az önce. Ve zufa otunu biçtiğiniz zaman tekrar kendini yeniliyor. Bunların analiz sonuçları ortaya çıktığında benim tahminime göre sağlık yönünden de etkilerinin olduğu görülecek. Bu bitkilerdeki etken madde arının balına geçecek. O balı yiyen insanlar da şifa bulacaklar diye düşünüyorum. Değerli etkili maddeyi içeren bir bitkide etkili maddeyle birlikte nektarını, polenini alıp kendi enzimlerini de ekleyerek